Evet merhaba, hap bilgiler konseptimize son hızla devam ediyoruz. Biliyorsun bundan önce fizik ve kimya videolarını göndermiştim. Fizik videosunu kendi kanalıma, kimya videosunu da Kabataşak Akademi kanalına göndermiştim. Şu anda konseptimize TYT felsefe hap bilgiler videosuyla devam ediyoruz. Bu konsept için çok büyük bir çaba harcadık, çok büyük bir emek harcadık. Yaklaşık 1-2 ay boyunca MEB'in kazanımlarını, ÖSYM'nin sorularını inceledik ve senin için aslında PDF'ler oluşturduk. Bir teşekkür niyetine benim kanalımı, şahsi kanalımı ve Kabataşak Akademi kanalını takip alırsan ve beğeni tuşlarına basmayı esirgemezsen çok mutlu olur. Şimdi hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Evet, felsefeyle karşındayız. Şimdi başlıyoruz hemen. Konularımız bu şekilde. Biliyorsun vitesi artık ileriye attım. Son vakitteyiz çünkü. 8 tane konumuz var. Önemli olan konuları genel anlamıyla bizim için 2 tane yıldızla belirttik. 3 tane yıldızla belirttik. Daha az önemli olan konuları, daha az sorulan konuları 1 yıldızla belirttik. Şimdi hızlı bir şekilde aşağı doğru inmeye başlıyorum. Dediğim gibi 1'den 8'e kadar bütün konuları ele alacağız seninle beraber. Şimdi birinci konumuz felsefenin alanını şöyle birazcık küçültelim görebilmen için. Evet, konunun kavranabilmesi adına temel detaylar bizim için neler? Felsefenin öncelikle tanımını bize, felsefenin okunuşunu bize söyle bak. Philia Sophia. Evet, garip bir okunuş var. Felsefenin açılışı biliyorsun bu. Yunanca bilgelik sevgisi anlamına geliyor. Bunu fazlaca soruyorlar bize. Bu iki kavramın birleşiminden ortaya çıkıyor bizim için. Şimdi felsefe eşittir hikmet, yani bilgelik arayışı. Felsefenin amacı her şeyi bilmek değil, her şeyi sorgulamaktır. Bak, her şeyi bilmek değil bizim amacımız. Bilgeliği biz arıyoruz. Bilgeliği seviyoruz. Ya birazcık değişik felsefe yapma derler ya, o işte. Felsefenin peşinde olduğu gibi bilgi görüşlerinin arka planında özünü temelden araştıran bilgidir. Şimdi bak, burada görüş, önerme, tutarlılık, somut gerçeklik, soyut gerçeklik, gerçeklik, doğruluk, temellendirme gibi böyle kavramlarımız var. Çok fazla şey saydım. Kafa karışmasın. Şimdi görüş, ortaya atılan düşüncelere dair bir anlayış geliştirmesi. Basit, görüş direkt anlamına geliyor. Önerme, doğru veya yanlış bir yargı bildiren ifade demek olay geliyor bizim için. Argüman, belli öncülere dayanarak ortadan sonuç önermesi. Tutarlılık, argümanı oluşturan önermelerin kendisiyle veya birbirleriyle çelişmemesi. Biliyorsun ben tanımları üzerinden ortaya çıkartabilecek zaten şeyler, anlamlar. Somut gerçeklik ne? İnsan zihninden bağımsız maddi gerçeklikler. Yani dünya hem kendi etrafında hem de güneşin etrafında döner. Bu var abicim, senin bilip bilmeme ne, ona buna değil. Yani bu var, gel dünyanın üzerine sen bunu görebiliyorsun. Ama soyut gerçeklik insan zihninden bağımsız, var olmayan şeyler. Yani üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir abi. Ne yani 180 derece ne demek? Bir gün 24 saattir. Yani insanın zihninden bağımsız, var olmayan, yani insan zihninde, kendi zihninde yaratıyor bunu abicim. Yani sen 180 derece neyin 180 derecesi yani? İşte yani düşündüğünde yüzlerine gerçekten değişik. Ama somut gerçeklik zaten halihazırda var olan bir şey. Gerçeklik özneden bağımsız olur. Doğruluk özneye bağlıdır. Yani burada biliyorsun doğruluk, öznelik, uçurumdan atlama falan filan örnekleri var. Biz burada birkaç kelimeyle özetlemeye çalıştık senin için. Temellendirme de bir görüşe nasıl ulaştırdığımızı gerekçelendirerek ortaya koyma deniyor bizim için. Ya burada hani burada işte somut gerçeklik gibi düşünebiliriz gerçekliği yani. Özneden bağımsız var abicim, bu gerçek yani. Bu bir gerçek, var olduğu kesin, ama doğruluk bana bağlı. Benim doğru kabul etmeme bağlı gibisinden de düşünebiliriz. Şimdi devam ediyorum. Çok detaya girmiyorum dediğim gibi. Şimdi felsefi düşünce. Bak, burada bir sürü özelliği var felsefi düşüncenin. Evrensel, sorgular, merak eder, şüphe duyar. Bunlar belirli başlı şeyler. Zaten refleksiftir. Bak, refleksif olması burada bizim için önemli. Rasyonel, sistemli, tutarlı. Burada bak, özel, bilimden farklarını bizim için ayırıyor. Bak, bilim nesnel, felsefe öznel. Burada aynı zamanda olanı inceler bilim. Cevaplar önemli. Birikimli ilerler. Birikir ama ilerlemez bak mesela felsefe. Böyle bir olay var. Yani felsefenin ilerlemesi gibi bir şey, bir durum yoktur. Yani yeni bir şey keşfedilmez. Yeni bir şey olmaz. Eskideki birikimler evet şey yapılır. Onun üzerine bir şeyler eklenir ama ilerleyecek bir şey, yeni bir şey keşfedilecek bir şey değil. Ama bilimde öyle değil. Yönetimi mesela, yöntemi deney ve gözlem. Felsefenin akıl ve mantık gibi burada farkları var. Şimdi bak, ÖSYM MEB kapsamında neler soruluyor? Felsefe nedir, ne değildir? Yani bak, buradaki özelliklerini aslında birkaç metin üzerinden sana bu tablo üzerinden ne olması gerektiğini söyleyebilir. Tabi metnin önemi olmaz mesela. Sana direkt aslında bu bilgi sorusunu sorar mesela. Felsefenin işlevini soruyor sana dediğim gibi. Felsefe ne işe yarar? Neyi inceler? Bilgelik sevgisidir diye boşuna demedik. Şimdi devam ediyorum. Felsefi düşüncenin özellikleri, bak burada refleksif geliyor bizim için hemen. Sorgulanan bilginin tekrar sorgulanması. Düşüncenin kendine konu edinmesi. Yani bir şeyi sorguladın, bir daha sorguluyorsun abi. Yani hiçbir zaman o süreç içerisinde döngü bir şey yapmıyor. Bir şey işte var ya, bir derinliğe inmek diyorlar işte. Bilmem nenin bilmem nesi. Onu oradan özü. Bilmem nenin özüne indim. Öz nedir peki abi falan, böyle kendini bir tekrar sorguluyor. Refleksif yani bizim için. Eleştirel düşünce, akla mantığa dayanır. Cevapları bulmak değil, sorgulamak da söyledik zaten bunu. Devam ediyor. Özneldir, genel geçer değil. Herkes şey yapamaz bunu. Felsefe yapma diye boşuna demiyorlar adamlara. Devam ediyorum şimdi şurada. Şurada bakalım ha. Şimdi yığılımlı, birbirini etkileyerek birikir ama ilerlemez dedik. Evrenseldir. Bütün insanlığı ilgilendirir. Şimdi akıl yürütme biçimlerine ben burada değinmek istiyorum birazcık. Tümden gelin, tüme varım ve analoji. Genel verilerden özel sonuç. Zaten burada mantık konusundan falan biliyorsundur belki 3 aşağı 5 yukarı, matematik okuyorsan, matematik aldıysan. Genel verilerden özel sonuç, yani tümden ortaya geliyor işte. Tüme varım da o özelden genele zaten biliyorsun. Analoji, benzeşim de ortak yönleri. Yani analoji, benzeşim, yani bilmiyorum nasıl ezberlersin ama ikisi arasında benzerlik kurmaymış bizim için. Hızlıca geçtim. Şimdi bilgi felsefesine geldim. Galatasaray niye yapmışız bunu ya? Bilgi felsefesi, epistemoloji. Konunun kavranılması adına temel noktalar. Şimdi bilgi aklıları, suje, obje, dogmatizm. Dogmatizmden başlamak istiyorum. Doğru bilginin mümkün olup olduğunu savunan görüş, daha doğrusu dogmatizm. Obje ne, suje ne? Suje bilinmek isteyen varlık, bilmek isteyen varlık, yani subje gibi düşünebilirsin bunu, özne gibi insan. Obje de zaten bilmek için yönlenen nesne, biliyorsun. Bilgi akları, bilginin oluşmasını sağlayan obje ile subje arasında ilişki kuran bağlardır. Yani algılama, düşünme, yani insanın, sujenin obje ile iletişimi, bak algılıyor, onun üzerine düşünüyor, onu anlıyor, onu açıklıyor gibi. Burada mesela çok fazla sorarlardı 11. sınıfta özellikle, ama soracaklarını sanmıyorum. Bilsen şimdilik yeterli olur. Bilgi, özne ile suje ile nesne arasında kurulan ilişki sonucu ortaya çıkan ürün. Yani öznenin nesneyi yorumlaması, nesne hakkında bir yargıda bulunması denebilir. Şimdi bak ne soruluyor ÖSYM kapsamında? Bilginin kaynakları, akıl, duyu, vahiy, sezgi, ilham. Verilen paragrafta hangi kavramların vurgulandığını bulma tarzında sorular sorulmuş. Bir metafor verilip yorumlanması istenmiş mesela. Bir paragraf verilip bilgi felsefesiyle ilgili hangi soruya yanıt arandığı sorulmuş. Mesela bilginin kaynağı nedir? Bir insan bilgisi sınırı var mıdır? Bilimselliğin ölçütü nedir? Doğru bilgi mümkün müdür? Bilginin değeri nedir? Bu gibi sorular. Yani mesela bak aslında paragraf veriyor bayağı bir, ama aslında sana sorular belli oluyor. Zaten sana o yüzden bu videoyu da çekiyoruz. Genel anlamda paragraf okurken neyi soracağını anlayabil ve cevabını verebil diye aslında. Devam ediyorum. Şimdi bak enine maddeler diye biz burada ayırdık. Bak gündelik bilgi. Kaynağı kişinin gözlem ve deneyleri olan bilgi. Bu çok güzel işaretlenmiyor biz burada. Şöyle işaretleyelim hemen. Kaynağı kişinin gözlem ve deneyleri. Neden sonuç ilişkisine dayanır. Doğruluğu kesin değil. Gündelik zaten biliyorsun. Pratik fayda yönelik. Dini bilgi. Obje, kutsal kitaplar, vahiyler. Eleştiri açık değil. Dogmatik, bak burada abicim. Dogmatik ne demiştik biz burada? Burada bir yerde yapmıştık. Doğru bilginin mümkün olduğunu savunanlar tarafından ortaya atılan görüş. Eleştiri açık değil. Doğru bilgi abicim. Direkt net. Kesindir. Teknik bilgi. Gündelik ve bilimsel bilgi fark ettiysen. Gündelik bilginin de aslında içerisinde paslaşıyor, ama yaşamı kolaylaştırmayan araçlar, bu daha çok araç ve gereç yapımı ve kullanımı da denir. Sanat bilgisi, öznel duygu ve seziler, biliyorsun sanat genelde duygularımızla yaparız falan filan. Müzik ruhun gıdasıdır. Fayda amacı gütmez, estetik güzellik amaçtır. Bilimsel bilgi genel geçer, kesin ve evrenseldir. Burada aslında bak, dini bilgiyle paslaşıyorlar burada. Tekrarlanabilirdir. Aynı koşullarda aynı sonucu verir. Evet, yani farklı koşullarda farklı sonucu, aynı koşullarda farklı sonucu vermez. Sistemli, tutarlı, gözlem deneye varılır. Varlıkları parçalara bölerek inceler denir. Hızlı geçiyorum. Felsefi bilgide eleştirel, solgacı, daha önce zaten söylediğimiz felsefenin özelliklerine dair olan her şeyi barındırıyor. Biriken, kümülatif ama ilerlemeyen bilgidir demiştik. Sorulardan ise yanıtlar önemlidir. Bilgi felsefesinin temel soruları. Şimdi bak burada güzel bir şeylere ineceğiz. Bir felsefistlere, felsefist ne demek ama ineceğiz. Bilgimiz nereden geliyor? Kaynağı nedir? Doğru bilginin ölçütü var mıdır? Doğru bilgi var mıdır? Doğru bilgiye ulaşmak mümkün müdür? Gibi böyle random sorular soruyorlar bizim için. Şimdi bak rasyonalizm deyince bak aklına bak. Direkt mesela şimdi sana öncelikle hatta açıklayalım. Çok kısa kelimelerle anlattı. Bu arada koçlarımızdan İdil'e teşekkür ediyoruz bu şeyi hazırladığı için. Onu da teşekkür etmeyi unuttum. Rasyonalizm, doğru bilginin ölçütü akıldır diye sana. Yani aklınla sen, aklın tarafından doğru bilgiye ulaşacaksın diyor. Bak empirizm, doğuştan gelen hiçbir ilke bilgi yoktur. Boş levha örneği veriyor burada John Locke bizim için. Zihin boş levha gelir dünyaya geldiğinde, o boş levha sen bir şeyler, duygu ve deneyimler sonucunda elde ediyorsun diyor. Yani doğru bilginin aklı deneydir diyor aslında. Bak John Locke abi, David Hume abi. Ama rasyonalizmciler, akılcılar doğru bilginin ölçütü akıldır. Yani senin aklında var onlar. Sen o aklındakileri geri getiriyorsun dünyaya geldikten sonra diyorlar senin için. Kritisizm, Kant diyor ki abicim sizin orta yolunuzu bulalım. Abi siz rasyonalizm ve empirizmi birleştiriyor. Deney ve gözlem yoluyla elde edilen veriler akılla yorumlanarak bilgiye dönüşüyor. Yani sen bir şeyler görüyorsun. Hakkında vardı zaten o. Gördün. Tak aldın. Kant bunu kritizm, yani onları kritize ediyor. Criticize ediyor İngilizcem varsa. Rasyonalizm ve empirizmi birlikte el sıkıştırıyor. Pozitivizm. Gözlem ve deney yoluyla abicim. Gözlem, deney. Yani bilmiyorum nasıl ezberlersin. Pozitivizm, gözlem, deney yoluyla olguya dayanan. Entüisyonizmde çok böyle bir hisçilik var. Entüisyonizm tarzı böyle bir his olayı var. Sezgi yoluyla kavrayabiliyoruz. Pragmatizm, direkt bence yararcılık geliyor. Bilmiyorum senin aklına ne geliyor ama direkt pragmatizm, yani bir yarar elde etme. Doğru bilgi, yarar sağlayan bilgi doğru bilgidir diyor bizim için. Gerçeği, yani entüisyonizm de bu arada gerçeği sezgiler yoluyla kavrayabiliriz diyor. Onu da söyleyelim. Fenomenoloji, her şeyin bir fenomeni vardır. Daha demin özmöz dedik ya, işte bak burada diyor. Öz fenomenin içindedir ve bu bilgiye ulaşmaya çalışmalıyız diyor bizim için. Burayı niye işaretlemedi bilmiyorum ama. Herkes için aynı anlamı taşıyan, bireylerden bağımsız bir gerçekliğe sahip değildir diyor. Yani her birey dünyayı farklı bir şekilde algılar. Herkesin gerçek tanımı birbirinden farklıdır diyor. Fenomenoloji abi bizim için fenomenolojiyi savunan kimmiş bizim için? Burada yazıyor Husserl. David Husserl miydi adı? Öyle bir şeydi. Pozitivizmi Comte savunuyor. Gazali, Bergson, entüisyonizm, antik felsefe Wittgenstein, onu zaten söylemedik. Pragmatizmden James ve John Dewey. John galiba tam hatırlamıyorum. Analitik felsefe, felsefenin asıl uğraşı dil olmalıdır. Yani burada analitik derken matematiğe kaymasın aklımız. Dilden bahsediyor. Analitik konuşmak falan oradan gelebilir aklına. Gerçeğin bilgisine dil çözümlemesi, yani dilden ulaşılır diyor gerçeğe. Septisizm, insan zihni gerçeğe ulaşamaz diyor abicim. Septisizm, yani şüphe etmeliyiz. O yüzden her şeyden şüphe et abicim. Septisizm, suspicious diyorsun ya, işte septisizm oradan geliyor. Sofistler de tüm bilgilerimiz duyumlardan gelir ama duyu organları bizi yanıltır. Bu sebeple mutlak bilgi diye bir şey yoktur diyor. Yani relativite, Einstein diyor ya farklı olayları görüyorsun. Relativistik hız falan filan diyorsun. Oradan geliyor aslında. Bunların temsilcileri dediğim gibi bu şekilde. Yani şimdi sana burada bir metin verdi. Mesela işte Bergson bilmem ne 2 sayfalık bir metin verdi. Burada bahsedilen akıl nedir? Ya Bergson'u gördüysen, birkaç tane böyle sezgiyle alakalı bir şey gördüysen entüisyonizmi yapıştıracaksın abi. O yüzden felsefede bazen bilgi önemli oluyor bizim için. Devam ediyorum hızlı bir şekilde. Varlık felsefesi, ontolojiye geçtim. Konunun kavranabilmesi adına temel detaylar. Varlığı kendine konu edilen, varlığın ne olduğunu, anlamını, doğasını, yapısını, ilkelerini, ritüellerini inceleyen felsefe dalıymış bizim için. Rap yapıyorum abi. Reel, gerçek var olan, araba, masa, kalem, ideal, zihinsel var olan, geometrik şekiller, mantık, sayılar bizim için. Bak bunları zaten sana söylemiştim bunu. En başlarda biliyorsun. Varlık var mıdır? Çok iyi bir soru abi. Gerçekten çok iyi. Vardır diyenler realizm. Yoktur diyenler nihilistler. Realistleri açacağız zaten şimdi. Yani varlıklar insan zihninden varlıksız olarak vardır diyor abicim. Ama nihilistler diyor ki ben dediğim için var. Orada aslında öyle, orada bir şey yok. Benim zihnimde var. Yani bu var ya işte görme, duyma, koklama bilmem ne duyusunu insanı sen kapatsan var olduğunu anlayabilir mi mesela? Hani soru sorulur mesela hani. Ya bunlar full felsefe ya, bilmiyorum şimdi böyle devam ediyoruz ama. Mesela nihilizm ve taoizm diye açıklanıyor bu. Maddi gerçekliğin varlığını reddeder. Her şey anlam ve değerden yoksundur abicim. Nihilist, Nicht. Almanca'da nicht hayır demek. Nihilist. Taoizm. Dış dünyadaki varlıklar gerçekte var olmaz. Tao evrendeki bilmem ne. Tao duyularla kavranacak anında hissedilebilir. Geç. Bilimde varlık bölünerek, dış görünüşe bakılarak incelenir. Biyoloji, fizik. Varlık tartışmasız var kabul edilir. Realist yaklaşılır. Yani burada realizm. Bilimde varlık bu. Yani bilimde sana varlıkla alakalı bir metin verirse realizm, nihilizmden uzak yani. Onu demeye çalışıyorum. Şimdi felsefede varlık diye burada böyle bir 2 tane tanımımız var. Metafizikte varlık algı alanının dışındaki boyutuyla sorgulanır. Yani görünenin ardındaki asıl özün sorgulaması yapılır. Daha önce fenomenolojiden bahsetmiştik ya. Ontolojide de varlığın temel yapısı, türlerini, varoluş biçimlerini ele alır. Yani varlığın olup olmadığı tartışılır. Varsa ne olduğu irdelenir bizim için. Yani burada da böyle bir şey, 2 tane farklı tanım üzerinden bizim için önemli. Şimdi varlık felsefesinin temel sorularını şuradan böyle bir inceleyebilirsiniz. Ben bunları okumaya üşendim. Yani şu şekilde morla işaretleyelim. Varlık felsefesinin soruları bunlar. Şimdi varlığın ne olduğu problemi. Şimdi bak varlık oluştur, oluşçuluk zaten oluşturdan geliyor işte. Yani varlık sürekli bir oluş, yok oluş ve yeniden varoluş süreci içerisinde olduğu için varlığın özünü saptamak imkansızdır. Yani aynı nerede 2 kez yıkanmaz diyor aslında. Yani 2'de 1 oluyor oluşçuluk, 2'de 1 oluyor. Yani sürekli bir oluş içerisinde oluşçuluk diyor zaten. Ya varlığın özünü saptayamazsın çünkü aynı, bak nehirde bir kere elini yıkadın, sonra bir daha gittin yıkadın ama aynı su değil o abicim. Farklı bir su. Yani varlığın özünü sen anlayamazsın. Oluşçuluk, oluş. Varlık ideadır, düşüncedir, idealizm. Varlığın özü madde gibi sınırlı bir cevherden değil ancak ideal bir varlıktan meydana gelir. Yani sınırlı bir cevherden değil, ideal bir varlıktan meydana gelir. Ne demiş abi? Bunların her yerde zaten bir lafı var Platon abinin özellikle. Duyularla algılanan dünyadaki varlıklar idealın yalnızca görünüşleridir. Yani varlıklar ideaların yalnızca görünüşleridir diyor bizim için. Aristoteles idealar nesnelerin özüdür diyor. Yani örneğin bir heykelin ideası sanatçının ona verdiği formdur diyor. Yani ideal kavramından bizim için aslında burada bahsediyor bizim için. Farabi zorunlu varlık, hiçbir şeye bağlı olmayan, maddi olmayan varlık, tanrı, mümkün varlık, var olmak için zorunlu varlığa ihtiyaç duyar. Var olmak için zorunlu varlığa ihtiyaç duyar diyor. Hegel diyalektik idealizm denilen bir kavramdan bahsediyor. Gerçek varlık insan zihninden bağımsız olarak var olan mutlak akıldır diyor. Geist denilen kavramdan bahsediyor. Berkeley bir şeyin var olabilmesi için zihin tarafından algılanmış olması gerekir diyor. Yani burada böyle burayı okuyabilirsin. Birazcık okuduktan sonra, üzerine düşündükten sonra bir şeyler çağrıştırmaya başlıyor. Ama genel olarak bu kavramları 3-5 kere aklına tutarsan mesela ideal kavramından genel anlamıyla Platon, Aristoteles bahsediyor işte atıyorum. Yani bu gibi şeyler senin anlamana, elde etmene, soruyu anlamana daha iyi yardımcı olabilir senin için. Devam ediyorum. Varlık maddedir diyenler, materyalistler. Yani Evrendeki tek cevher maddedir. Madde düşünceden bağımsız var olup bütün varlıklar maddeden türer. Yani somut bir şeyden bahsediyor. Varlık hem idea hem maddedir. Dualizm, yani dualizm biliyorsun duo iki demek zaten. Hem idea hem madde, ikisini birleştirmiş burada fark ettiysen. Yani burada ideaların yalnızca görünüşleri de diyordu mesela, işte idealar nesnelerin özüdür diyordu. Bak burada hem idea hem maddedir diyor. Dualizm yani aynı zamanda. Descartes da varlıkta iki töz vardır, madde ve ruh diye bizim için söylemiş. Şimdi varlık fenomendir en son tanımımız bizim için. Varlığın özü değerlerinden arındırılmış, yani parantez içerisinde alınmış. Salt varlığın kendisidir diyor. Yani varlığın özü kendisidir diyor aslında. Salt varlığın zaten fenomen biliyorsun, özden bahsettik bizim için. Yani burada aslında varlıkla alakalı görüşleri senin için inceledik. Şimdi burada devam ediyorum. Çağdaş varlık görüşleri var bizim için. İdealizmi reddetmiş, realist bir metafiziği amaçlamıştır yeni ontoloji. Pragmatizm zaten faydacılık demiştik. Yani existentializm de burada bak entüisyonizmden farklı. Existentializm varoluşluluktan geliyor. Biliyorsun existence İngilizce'de var olmak demek. Yaşamın anlamını ve bireyin değerini sorgular. Bireyin genel bir kavram gibi değil, öznel bir varlık gibi yaklaşır. İnsanın da önce var olduğunu, daha sonra kendini tanımlayarak özünü oluşturduğunu, yani var olduktan sonra biz her şeyi oluştururuz abi. Yani varoluşun özden önce geliyor. Yani sen var olursun, sonrasında bir şeylerin özlerini oluşturuyorsun, maddelerin özlerini oluşturuyorsun. Varoluş her şeyden önce gelir diyor. Bunu mesela tanımlıyor bizim için. Devam ediyorum. Varlığa yaklaşım biçimleri. İndirgemeci. Karmaşık şeyleri kolaylaştırarak indirgiyor, basite indirgiyor. Bütüncül. Bütüne parçalardan daha büyük önem veriyor. Bütüne bakıyor. Teleolojim, bunu bilmiyorum, okuyamadım bile. Mekanizm, bütün doğayı bir makine gibi kopyaladık. Zaten anlaşılan kelimeler bunlar. Sınavlar ÖSYM MEP kapsamında hangi noktası vurgulanıyor? Zorunlu varlık, mümkün varlık ayrımı. Var olma, olmama sorunsalı. Yani burada görüşlere yer verdik. Onlarla alakalı birkaç tane şey karşımıza çıkabilir belki. Varlığın ne olduğu problemi. Varlık felsefesinin temel soruları. Felsefenin alt disiplinlerinin konularıyla eşleştirilmesi, yani epistemoloji, ontoloji, etik, bunlarla eşleştirilmesinden bahsediyor. Şimdi en önemli maddeler, metafizikten bahsettik. Metafiziği biz burada ele aldık, en önemli maddelerimize. Dünyanın başlangıcı, sonu ve niçin var olduğuna dair sorular metafizik sorularıdır bizim için diye söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Ahlak felsefesinden devam ediyorum. Temel noktalarımız, bak burada güzel bir şey var. Daha demin sana söyledim, şimdi epistemoloji, alt disiplinlerle konularıyla eşleştirilmesi dedik ya. Bunları şimdi açacağız yani. Bak burada mesela etiği açıyoruz şimdi. Etiğin altında neler var bizim için? Şöyle bir hemen bir bakalım. Erdem Özgür aradı. Burayı okuyabilirsin. Çok bir şey yok zaten, detayına ineceğiz şimdi. Şimdi temel sorular ahlak felsefesinin. Ahlaksal eylemlerimizin amacı nedir? Ahlaksal eylemlerinde kişi vicdanı özgür müdür? Yani özgür olarak mı bir şeyler yapıyoruz biz, yoksa belirli normlar sonucunda mı, zorunluluklar sonucunda mı yapıyoruz? İyi ve kötü nedir? Harbiden nedir yani? Düşün mesela. İyi ne? Ya bir şey yapıyorsun, iyi, niye iyi diyorsun mesela? Bunu sorguluyor. Evrensel ahlak esası var mıdır? Şimdi özgürlüğün ne olduğu problemiyle alakalı bir şeyler söylemişler tabii ki felsefeciler. Determinizm. Her şey kişinin kendisi dışındaki güçler tarafından belirlenir. Nedensellik ilkesine dayanır. Bu sebeple özgürlük olamaz. Yani kendi dışını yani dış güçler diyorlar ya işte. Türkiye'yi dış güçler şey yaptı. Determinizm, determine edemiyorsun yani. Yani burada mesela bak determinizm özgürlük olamaz diyor. Yani özgürlük olabilir, determine deme yani. Determine bu arada İngilizce'de karar vermek demek olduğu için diyorum. Tam tersi aslında. İndeterminizm de onun tam tersinin tam tersi. İnsanın özgür iradesi sınırsızdır diyor abicim. Özgürsün diyor yani. İndeterminizm. Her şeye karar verebiliyorsun. Burada böyle bir kelime şeyi var. Otodeterminizm, bunlar çok karıştırılıyor. Bilmiyorum, sorarlarsa gerçekten zor bir soru olur yani. İnsan benliği aşağı benlik ve yüksek benlik olarak ikiye ayrılır. Bilmem ne bilmem ne. Burayı okursun abi. Ben bile çok zor anlayamıyorum yani burayı. Tanım olarak verdik sadece. Özgürlükçülük. Özgürlük dışarıdan bir zorlama ya da kısıtlama olmaması durumudur. Yani dışarıdan bir zorlama ya da kısıtlama yok. Bak mesela indeterminizmle de paslaşıyorlar burada. Kadercilik de her şey doğaüstü bir güç tarafından önceden belirlenmişti. Yani burada da aslında kadercilikte özgür değilsin diyor. Determinizm gibi özgürlük olamaz diyor kişi. Özgürlükçülükle de indeterminizm özgürlük olabilir diyor mesela bizim için. Yoksa determinizm kendine özel garip bir tanımı var. Şimdi devam ediyorum. Ahlak felsefesinin temel kavramları: sorumluluk, vicdan, erdem, ödev, ölçülü olma, farkındalık. Bak ahlaksal yargının özellikleri ne? Bu arada ÖSYM kapsamında konunun hangi noktası vurgulanır diyoruz şu anda. Ahlaksal yargının özellikleri: kural koyucu yani normatif, eylemlerle ilgili, koşulların değişmesiyle değişebilir ahlaksal felsefe. Ahlaksal yargı mesela bak bu önemli bir şey, konu. Değerlerle ilgili, olması gerekeni söylüyor. Genellikle evrensel nitelik taşımaz. Çünkü kişiden kişiye göre değişir, normatif, bireysel aslında. Yani felsefenin genel özellikleri, ama burada mesela ayrılıyor felsefenin genel özelliklerinde. Şimdi ahlaki eylemin amacının ne olduğu, yarar elde etme, ödevini yerine getirme. Bu arada hani evrensel nitelik taşımaz derken felsefeye şey demiştik yani evrenseldir diye. Ondan dolayı dedim. Yoksa felsefe de aslında bireyseldir normalde. Hani onu demeye çalışıyor. Ahlaki eylemin amacının ne olduğu, yarar elde etme, ödevini yerine getirme, mutluluğa ulaşma, başkalarını anlama, haz elde etme, tutkularından yararlanmak, doğaya boyun eğme ve dinginlik gibi. Şimdi bunlar da aslında bir diğer tanımlarımız ama çok detayına inmedik. Şimdi en maddelerine gelelim. Ödev ahlakı. Ahlaki eylemin amacı ödevdir. Mutluluk değildir. Ödev ahlakı mesela metin verir sana. Bunu böyle ballandıra anlatır. Aslında bak işte o ödev ahlakıdır mesela. Amaç evrensel ahlak yasasına uygun davranmaktır. Hedonizm. Ahlaki eylemin amacı hazdır. Bak H'den geliyor. Hedonizm hazdır diyor. İnsan hazın peşinden koşmalıdır. Stoacılık. Ahlaki eylemin amacı doğaya boyun eğmek, ona uygun yaşamaktır. Doğaya uygun boyun eğmek falan filan. Erdem, ahlaksal eylemde niye yönelmesi, sorumluluk, kişinin yaptık veya yaptırdıklarının sorumluluğunu üstlenmesi, vicdan, iyi ve kötüyü birbirinden ayırt etme gücü. Bak vicdan da bu anlama geliyor. Ödev ahlaki olarak yapmakta zorunda olduğumuz şeyler. Yani bak ödev ahlakı amaç evrensel ahlak yasasına uygun davranmaktır. Yani amaç ödevdir. Ahlaki eylemin amacı ödevdir. Bir ahlak yasasına uygun davranmaktır diyor mesela ödev ahlak. Sana uzun bir anlatır işte Ali bunu yapıyor ama işte böyle normal olduğu için, böyle kurallar olduğu için bunu yapıyor. Bu neye örnek verilebilir mesela? Ödev ahlakı mesela. Devam ediyorum. Konu din felsefesine geldik. Konu 5. Şimdi dinle ilgili kavramları inceliyor aslında. Tanrı ile ilgili görüşleri falan filan. İkisi arasındaki farkı bize bazı bağlamlarda sorabilir. Mesela teleoloji ilahiyat inanca dayanır. Din felsefesi hala akıl ve mantığa dayanır bizim için. Her dinin kendi teleolojisi vardı. Bak sorgulamadan ve tartışmadan kabul ediyorsun. Ama burada bütün yönleriyle ele alıyorsun ve sorguluyorsun aslında. Amacı insanların inancını güçlendirmek. Burada dine karşısında tarafsız bir durum var din felsefesinde. Dini yayma kaygısı taşımaz yani. İkisi arasındaki farkları güzel açıklamış burada. Din felsefesinin temel soruları. Burada oynayabilirsin genelde Tanrı, evren, var mıdır, yok mudur, vahiy mümkün müdür, ruh ölümsüz müdür, bir insan ele nasıl bilir falan filan. Şimdi ne soruluyor genel anlamıyla? Tanrı'nın varlığını, Tanrı hakkındaki görüşlere şöyle bir bakalım. Şimdi bak teizm. Tanrı'dan bağımsız, ezeli ve ebedi değişmez olarak vardı. Tanrı bağımsız olarak vardı. Teizm diyor işte, tanrıcılık. Deizm, Tanrı evreni yarattıktan sonra ona müdahale etmemiş. Sorumluluğu tamamen insanlara bırakmıştır. Mucizeleri reddeder. Yani Tanrı var ama din yok abi. Şimdi deist misin sen diyorlar ya. Monoteizm, tek Tanrı, mono, tek Tanrı. Panteizm, bak burada güzel bir ayrım var mesela. Bak evren ile Tanrı birdir, Tanrı her şeydir, her şey Tanrı'dır. Burada panenteizm, onun sonuna en ekliyorsun. Her şey Tanrı'dır. Tanrı değildir pardon, her şey Tanrı değildir ama her şey Tanrı'dandır. Yani neden böyle bilmiyorum, neden birbirleriyle şey değil ama panteizm daha kısa, birbirleriyle birleşiyorlar. Panenteizm uzun kelime, birbirlerinden ayrılıyorlar yani her şey Tanrı değildir ama her şey Tanrı'dandır. Her şey Tanrı'yı yapmış ama her şey Tanrı değil. Ya bilmiyorum abiciğim, ezberle bir şekilde işte. Sana söyledik o kadar, tüm tanrıcılık varlığın birliği diye açıkladık burada. Şimdi politeizmde çok tanrıcılık zaten biliyorsun. Tanrı'nın varlığını değiller, ateist misin diyorlar ya, Tanrı tanımazlık işte. Tanrı'nın varlığını ya da yokluğunda bilinemeyeceğini savunanlar. Agnostikler. Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu bilinemezdir diyor. Agnostizm. Yani Einstein falan diyor biliyorsun. En denli maddelere gelelim şöyle. Şimdi ontolojik kanıt. Tanrı'nın varlığı ile ilgili öne sorulan kanıtlar. Ontolojik kanıt. İnsanlarda en mükemmel varlık Tanrı düşüncesi var olduğuna göre bu düşünce kendinden var olmuş olamaz. Bu Tanrı'nın gerçekten var olduğunu gösterir. Yani Tanrı'nın varlığı ile öne sürülen kanıtlar demiştik ya. Kozmolojik kanıt. Yani düşünce varsa Tanrı da vardır diyor abicim. Ontolojik kanıt. Kozmolojik kanıt. Her şeyin başlangıcı nedeni olduğuna göre kendi kendinin nedeni olan bir varlığa ihtiyaç vardır. O da Tanrı'dır diyor. Teleolojik kanıt. Evrendeki düzen ve amaç kendinden ortaya çıkmış olamaz. Her şeyin evrende bir düzen ve amaç var. Bu da Tanrı'nın işi aslında diyor. Ahlak kanıtı. Ahlaklı olmak insanın doğasına vardır. Vicdanın varlığı Tanrı'nın varlığını kanıtlar. Yani benim ahlaklı olmam Tanrı denilen bir Tanrı'yı tanımlayamadım. Tanrı'nın olduğunu kanıtlar benim için diyor. Tanrı'nın yokluğu ile ilgili öne sürülen kanıtlar, kötülük kanıtı. Bu kadar kötülük varsa, bu kadar kötü insanlar, bu kadar gaddar insanlar varsa Tanrı olamaz diyor. Ahlaki gerekçeler kanıtı. İnsan özgür olabilmek için eylemlerinden sorumlu olmalıdır. Tanrı'nın varlığı insanın özgürlüğüne engeldir. O yüzden Tanrı olamaz. Biz özgürüz ve o yüzden Tanrı olamaz diyor aslında. Madde kanıtı. Her şey maddeden meydana geldiğine göre maddeden olmayan Tanrı var olamaz. Yani her şey maddeden vara geldi. Şimdi bak madde kanıtı diyor. Her şey maddeden meydana geldi diyorsun ama şey yapmıyorsun. Nasıl olacak? Toplumsallık kanıtı. Hayata düzen veren toplumun kendisi de Tanrı değildir diyor. Ya bu arada Tanrı'nın yokluğuyla alakalı bir şey sorulacağını sanmıyorum. Yani neden yani biliyorsun. Neyse devam edelim. Şimdi siyaset felsefesi. Siyaset bilimi siyasette olun. Siyaset felsefesi olması gerekeni ele alır bizim için. Siyaset felsefesinin temel sorularına hemen bir değinelim. İktidarın kaynağı ve meşruiyetinin ölçeği nedir? İnsanları koruma, temel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama, erdemli insanlar yetiştirme gibi görevleri yerine getirmesi. İktidarın kaynağının işte ölçeğini soruyor sana. Tanrı. Bak Tanrı. Bireylerin birlikte yaşama isteği. Toplumsal sözleşme, biliyorsun birisi yapmıştı mı, Jack John bilmem ne Russo muydu, o tarz bir şeydi. Egemenliğin kullanılış biçimleri nelerdir? Bak geleneksel egemenlik, karizmatik egemenlik, rasyonel ve yasal egemenlik. 3 tane tanım. Karizmatik zaten karizma, bir tane karizmanın arkasına gidiyor. Liderin üstün niteliklerine şey yapılır. Geleneksel zaten egemenliğin gelenek ve yasasız normlara dayanır. Yani işte monarşi, feodalite. Rasyonel ve yasal egemenlik, egemenliğin hukuka, yazılı kurallara dayandığı egemenlik çeşididir bizim için. Ya bunlar eski aslında, bu karizma zaten birisinin arkasından gidiyor. Bu da genel olarak hukuk kuralları çerçevesinde. Kişisel haklar, yaşam hakkı, kişi güvenliği, özel yaşamın gizliliği, bireyin haklarının içerisinde bunlar. Sosyal ve ekonomik haklar, ailenin korunması, eğitim, öğretim, çalışma, sağlık ve sosyal şeyler. Siyasal haklarda seçme sistemi, siyasi etkinliklerde bulunma. Bana felsefe bile değil yani. Şimdi devlet nasıl çıkmıştır konusuna da değinelim. Devletin doğal bir varlık parçası olduğunu savunanlar, devlet doğadaki düzenin bir parçasıdır demişler. Devletin yapay bir varlık olduğunu savunanlar var aynı zamanda. Devlet insanlar tarafından kurulan yapay bir oluşumdur. Devlet toplumsal sözleşme sonucunda doğmuştur. Yani devlet doğal mıdır, yapay mıdır sorusuna cevap veriyorlar aslında. ÖSYM kapsamında ne soruluyor burada? Siyaset felsefesinin ilgi alanına giren, mesela örneğin devlet nasıl bir niteliğe sahiptir, hukuk sistemlerinin dayandığı temel nedir gibi sorular. Egemenliğin kullanış biçimleri nelerdir, ideal toplumsal düzen ne demektir? Burada zaten hepsine açıkladık. Bir kez daha şöyle bir okuyabilirsin ya da videoyu başa alabilirsin. Devletin sorumlulukları nelerdir? Filozofların devletle ilgili görüşleri veriliyor mesela. Paragrafta vurgulanan düşünceyi bulma. İki filozofun devlet görüşlerini karşılaştırma. Zaten burada söyledik bak. Mesela işte sana büyük bir metin verir. Burada bla 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 doğal varlık olduğunu savunmuştur. Tak yapıştırırsın direkt olarak. Veya yapay yerlik olduğunu savunursun. Mesela atıyorum. Gibi. Devam ediyorum. En yeni maddeler. Ütopya. Hiçbir yerde uygulanmayan ve uygulanması mümkün olmayan ideal devlet düzeni. Bak ideal devlet düzeni özellikle burada önemli. Yani Platon devlet mesela. Kitabı okuduysan biliyorsun zaten. Güzel böyle insanlar çok güzel işte bir şeyler yapıyorlar. Distopya'da tam tersi biliyorsun. Özellikle 1984 güzel bir kitap bu konuda. Umarım sadece kitap olarak kalır. Toplumsal sözleşme. Doğa durumunda birbirine düşman olan insanlar hak ve özgürlüklerini kendi aralarında yaptıkları bir anlaşmayla üçüncü bir varlık olan devlete güvenli bir düzene geçmişlerdir. Yani ben senden bir şey istiyorum, sen benden bir şey istiyorsun. Aramızdaki kurallar olmalı. Ben bunu devlete bırakıyorum. Devlet bizim için halletsin abi diyorsun. Toplumsal sözleşme oluyor bizim için. Devam ediyorum. Çok az kaldı. Bilim felsefesi. Paradigma nedir? Bir dönemde geçerli olan bilimsel görüşler, düşünce kalıpları deniyor bizim için. Yanlışlanabilirlik ilkesi nedir? Bir önermeyi yanlışlayan bir örnek bulunmadığı sürece o önerme doğrudur diyor bizim için. Yanlışlanabilirlik ilkesi. Bilim felsefesinin temel soruları. Şimdi bilim nedir? Hangi bilgiler bilimseldir? Bilimsel bilginin özellikleri nelerdir? Bilimin sınırları nelerdir? Bilimsel bilgiler tamamen güvenilir midir? Bilimsel yaklaşım ve tavır nasıldır? Bir kuramın bilimselliğinin ölçütü nedir diye soruyor bizim için. Bilimsel bilginin özellikleri. Bak burada bir sürü şey var. Şimdi buradan mesela nesnellik özellikle soruluyor. Evrensellik bazen soruyor. Yani bilimsel bilginin özellikleri bunlar. Akıl ve mantık ilkelerini uyguladığını zaten bunları genel anlamda biliyorsun. Bak söylemiştik en başta da sana bunu. Birikimsellik demiştik. Eleştirici demiştik. Birleştirici insanları birleştiriyor. Evrensel her yerde aynı demiştik. Nesnel, olgusal, yöntemlilik, birleştiricilik demiştik zaten. Gibi. Şimdi burada hangi noktaları soruyor? Burada çok daha hızlı geçiyorum fark ettiysen çünkü çok sorulmuyor. Bilimin modernleşmesi dogmatik anlayışın yıkılmasıyla olmuştur. Bilimin modernleşmesi dogmatik yani dogmatik biliyorsun doğru dediğim dedik. Sen dediğin dedik dersen bilim nasıl gelişecek abicim mesela. Yani burada sana bir metin verip buradan böyle bir yargı oluşabilir. Bu yargı doğrudur abi. Böyle bir yargı veriyorsa doğrudur mesela. Aşina olmanın açısından iyi. Öngörü olay gerçekleşmeden önce kurulur. Daha sonra olay gerçekleşir. Olaydan ise açıklama önermesi gelir. Yani burada aslında bir aşamalandırma var. Gördüğün gibi. Devam ediyorum. Önde ikamet kavramı ile karıştırılmamalıdır. Yani aynen karıştırma işte. Aynen öyle. En önemli maddeler. Şimdi formel bilgiler, doğa bilimleri, sosyal bilimler diye bizim için devam ediyor. Bilim türleri. Şimdi formel bilimler deney ve gözlemsiz elde edilmiştir. Soyut kavramları ele alır. Geometri, mantık mesela. Doğa bilimleri deney ve gözlem yapılabilir. Doğa üzerinde yapıyorsun zaten. Bu da formal yani artık. Yani geometri, mantık, deney, gözlem yapılamaz. Sosyal bilimler konusu insan ve kültür, tarih, coğrafya, antropoloji mesela. Bilime farklı yaklaşımlar. Ürün olarak bilim. neopozitivizm, analitik felsefe gibi etkinlik olarak bilim adamlarının yaşadıkları dönem, bakış açıları, inançlarıyla şekillenen paradigmadır. Bu sebeple sürekli değişir. Burada mesela bilimdeki klasik görüşe yapılan eleştiriler anlamında bir tablo var. Ya burada buraya okuyabilirsin. Dediğim gibi burada hani çok üzerine durmayacağım detaylı olarak. Son olarak da sanat felsefesi bizim için geliyor. Bak burada birkaç tane kavramımız var. Estetik, güzel üzerine düşünme çabası. Estetik tavır, çıkar amacı gözetmeksizin bir nesneye yaklaşılması, yani bir nesneye yanaşılması. Estetik yargı, değerlendirilen objenin güzelliği konusunda verilen hüküm, yargı zaten. Felsefe sanatın ne olduğunu sorgular, sanatı bütünsel olarak ele alır. Güzelliğin dışsal nitelikleri ise orantı, simetri, harmoni mesela. Altın oran falan filan diyorlar ya. Sanat eserinin özellikleri de burada bizim için. Bu şekilde bak, benzersiz ve tektir mesela. Onun dışında yaratıcılık gerektirir. Fayda amacı gütmez, esizlik kaygılar sonucu ortaya çıkar. Gibi. Güzel sanatların sınıflandırması var burada. Çok detaylı bir şey olduğunu sanmıyorum. Geçiyorum. Ne soruluyor ÖSYM kapsamında? Estetik güzeli bütün alanlarda, sanat felsefesi ise yalnızca sanat yapıtları çerçevesi içerisinde sorgular. Yani estetik güzeli bütün alanlarda sorguluyorsun. Sanat felsefesiyle estetik güzelin arasındaki farkı aslında sana burada açıklamaya çalıştık. Sanat felsefesi ise yalnızca sanat yapıtları çerçevesi içerisinde sorgular. Yani estetik dediğimiz olay güzel denilen kavramı açıklıyorken sanat felsefesi sanat yapıtları çerçevesi içerisinde şeyi sorguluyor. Birisi sadece yapıtları sorguluyor, diğeri güzel denilen şeyin ne olduğunu aslında bizim için açıklıyor. Burada birazcık daha ikisi arasındaki farkı aslında değinmek açısından güzel bir örnek. Estetik tavırda kişi ilgi duygu nesneye çıkar gözetmeyen bir beğeniyle yönelir. Sanat eserinin özellikleri ve farklı filozofların sanat güzellik görüşleri üzerinde de paragraf üzerinden yorum yapılmaları istemiş ÖSYM kapsamında. Son olarak da zaten biliyorsun, son sayfamız fark ettiysen en yeni maddeler. Sanat açıklayan felsefi görüşler. Şimdi sanat taklittir diyen var. Mimemis. Sanat yaratmadır. Sanat oyundur. Sanat taklittir. Zaten bir şeyleri, gördüğümüz şeylerin taklidi. Yani güzel bir şey görüyorsun, onu eserinde yansıtıyorsun. Mesela atıyorum. Bu taklit. Sanat yaratmadır. Sanatçı mükemmelliği arayan kişidir diyor burada. Yaratma bir kereliktir. Özgündür diyor. Yani doğada mükemmellik yoktur. Sen kendi mükemmelliğini yaratmaya çalışıyorsun diyor. Yaratmadır. Sanat oyundur da sanat insanı özgür olduğu bir dünyaya götürür diyor aslında. Son olarak da hoş ve güzel karşılaştırmasıyla da bitirelim. Hoş olarak değerlendiren şeyler kişiden kişiye göre değişebilir ama güzel nesnel olarak güzeldir. Yani mesela burada estetik güzeli inceler diyor ya, yani bir şey güzelse abiciğim o nesnel olarak güzel, yani senin onun görüşüne bunun görüşüne bağlı değil. Yani doğru gerçek gibi mesela. Gerçek de gerçek abiciğim. Güzel de güzel. Ama hoş yani ya da doğru özneye göre değişiyor. Kişiden kişiye göre değişiyor. İkisi aslında böyle karşılaştırılıyor bizim için. Genel anlamda güzel olduğunu düşünüyorum. Bütün felsefeyi senin için aslında 22 sayfada özetlemeye çalıştım. Konularımızı da bir kez daha gösterelim. Evet, genel anlamıyla böyle. Bu dersinde aslında senin için sana faydalı olabilecek püf noktalarını aktarmaya çalıştık. Eğer videoda kafana takılan bir nokta varsa bilgiyle alakalı veya şu bilgi şöyle olmamalıydı, şöyle olmalı mıydı, şöyle değil miydi tarzında böyle ikilemlere kaldıysan aşağıya bırakabilirsin. Şimdilik benden bu kadar. Kendine iyi bak. Selamlar.